Şimdi geldi aramızda. Ömer Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Zeren Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi sormalı, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bu akşam psikolojik pandemiyi konuşacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz de gelmeye başladılar. Ruh Sağlığı Derneği olarak bu noktadaki öncü adımı atan kişi siz oldunuz. Teşekkürler hem kendi adıma hem sizi dinleyen takip edenler adına hem meslektaşlarım adına teşekkür ederim öncelikle. Çok daha zamanınız kıymetli. Psikolojik pandemi nedir tanımıyla bu akşamı başlatabilir miyiz? Öncelikle bu zaten herkesin aklına gelecek bir süreçti. Ama bizim arkadaşlarımız bu konuda sosyal duyarlılığı yüksek olduğu için hep beraber bu çalışmaya imza attık. Bir kişinin şahsi bir girişimi değil bu. Ruh Sağlığı Derneği'ndeki yönetimdeki bütün arkadaşlarımızın hep beraber toplumun nabzını tutarak ortaya koydukları farkındalık çalışmalarını biraz daha böyle görünür, anlamlı bir etiket de sunmak, biraz daha farkındalığı güçlendirmek için söyledikleri bir isim. Aslında biliyorsunuz yani Ocak ayından itibaren Çin'de gelişen bu salgın hastalık daha kendisi ülkemize gelmeden biz Ruh Sağlığı Derneği olarak salgın korkusu yani korku salgını araştırması yapmıştık. Yani sonuçta biz salgınla ilgili biyolojik, fizyolojik veya bedensel bir rahatsızlığı takip edebilecek bir bilim alanında çalışmıyoruz. İşin sadece psikolojik boyutunda varız. Burada da biz ta Ocak ayında böyle bir araştırma başlattık. Çünkü virüs Türkiye'ye gelmeden aslında virüsün korkusu geldi ve ciddi anlamda insanlar Etkili. burada da tedirgin olmaya başladılar. Ve tabii ilk başta bize gelmeyecek, gelmedi falan. İşte şundan gelmiyor, bundan gelmiyor gibi derken bizim kapımız da çaldı maalesef ve birçok vatandaşımız işte şifa bekliyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına Ailelerimiz. başsağlığı diliyorum. Ve hastalarımıza da şifa diliyorum. Hepimizin çok dikkatli olması gereken bir süreçteyiz. İşte bu süreçte moral motivasyon çok önemli. Yani ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Bizim dikkat çekeceğimiz alan bu olabilir ruh sağlığı uzmanları olarak. Ruh ve beden sağlığı birbirinden ayrılamaz iki parçadır. Et de tırnak gibidir. Eğer bedeniniz bir hastalığa düçar olursa ruhunuz bundan etkilenir. Eğer ruhsal bir hastalık rahatsızlık yaşarsanız bedeniniz de bundan etkilenir. İkisi de birbirini etkileyebilecek faktörlerdir. Tam buradan baktığımız zaman aslında bu hastalıkla mücadelede de sadece fiziki ve tıbbi müdahale yöntemleri istenilen sonuçlara istenilen zamanda ulaşmamız için yeterli olmaz. Bu işin çünkü hem biyolojik hem psikolojik hem sosyal bir boyutu var. Yani bu mücadele sadece tıbbi bir mücadele değil. Sadece psikolojik bir mücadele değil, sadece sosyal bir mücadele değil. Bu işi bütün hatlarında, bütün cephelerinde takip etmek lazım. Biz o yüzden yani olay ülkemizde ilk vaka çıktığı andan itibaren hatta ilk böyle hatırlarsınız insanların panik havasıyla marketlere doğru gittiği andan itibaren hani bu işin ruhsal boyutunun konuşulması, bu mücadelede sadece tıbbi yöntemlerin değil, psikolojik ve sosyal yöntemlerin kurulmasını tavsiye etmiştik. Hatta Koronavirüs Bilim Kurulu kurulduğunda çok güzel bir kurul, çok güzel işler yapıyor. Lakin yeterli olmaz. Bu konuyla ilgili psikososyal Koronavirüs Bilim Kurulu da kurulmalı demiştik. Bugün o kurul kuruldu. Onun adı da Toplum Bilimleri Kurulu oldu. Yetmez diyoruz. Bununla beraber tamam oldu. Biz adım adım söylemeye devam edelim. Yani psikolojik pandeminin ne olduğunu bilmemiz lazım. Pandemi ilan edildi. Tamam tıbbi bir pandemi. Ama bakın bu hastalık geçer, bu hastalık dünyada biter ama bu hastalığın etkileri olan psikolojik travmaların etkileri daha uzun süre kalır. Çünkü hastalık sadece bedenimizi enfekte etmiyor. Hastalık sadece bizim ciğerlerimizi veya beynimizi enfekte etmiyor. Virüs dediğimiz şey kalbimize, ruhumuza, zihnimize ve gönlümüze de bulaşıyor. Tabii bu bir kişinin değil, binlerce insanın korkular, kaygılar, toplum enfekte oluyor. Yani bizim nasıl bedenimizdeki hijyene dikkat ediyorsak aynı şekilde ruhumuzun da hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz nasıl ellerimizi dezenfekte ediyorsak evlerimizi, yuvalarımızı, çalışma ortamlarımızı, gönlümüzü, uykularımızı, rüyalarımızı, zihnimizi, kalbimizi de dezenfekte etmemiz gerekiyor. Çünkü psikolojik sağlamlık dediğimiz, psikolojik dayanıklılık dediğimiz,
psikolojik bağışıklık dediğimiz sistemimiz güçlü olursa virüsün bize bedensel olarak bulaşma olasılığı da azalıyor. Niçin? Vücut direncimiz yükseliyor. Ama biz korku, kaygı, panikle vücut direncimizi de düşürtecek olan psikolojik sağlığımızı kaybedersek, psikolojik direncimizi kaybedersek, psikolojik dayanıklılığımızı zayıflatırsak bu sefer virüs için daha kolay ulaşılabilir bir nesneye, hedefe dönüşüyoruz ve virüsün bize bulaşma olasılığı daha yüksek oluyor. O yüzden bu tür hastalıklarla mücadelede tıbbi müdahaleler kadar psikolojik ve sosyal müdahaleler de çok önemlidir. Evet, post paylaştıktan sonra, duyuruya çıktıktan sonra bazı sorular gelmişti. Onlardan bir tanesi de psikolojik dayanıklılık neden önemlidir diye. Onun da biraz cevabını vermiş oldunuz. Biraz daha açmak ister misiniz? Psikolojik dayanıklılık neden önemlidir? Bu arada dinleyenler DM'den mesaj atarlarsa eğer onları da size sorabileceğim. Eklemiş olayım. Ama daha önceki paylaşımdan gelen sorulardan birisi de psikolojik dayanıklılık neden önemlidirdi. Bir örnek vereyim. Yani bu olaylar sadece bir kişilik olay değildir. Psikolojik dayanıklılık dediğimiz şey bir kişiyi etkilemez. Hastalık belki bir kişiyi etkiler ama psikolojik olaylar birden çok kişiyi birden etkileyebilir. Örnek vereceğim. Germanwings Hava Yolları'nın pilotu uçağı aldı. Alplere atış çarptı biliyorsunuz. Bilerek intihar Evet. dalışı yaptı. Niçin? Psikolojik sorunları vardı. Dayanamadı ve tartamadı ve orada artık bu işe bir son vermeyi düşündü. Bir başka örnek vereyim. 3-4 yıl belki 5 yıl oldu. İstanbul'da bir metrobüs şoförüne bir yaya işte otobüse bindikten sonra yolcu bir şeyden dolayı kalkıp şemsiyeyle vurduğunda halihazırda yolda yürümekte olan metrobüsü durdurmadan şoför bırakıp o yolcuya saldırmıştı. Şimdi biliyorsunuz araba sürerken kalp krizi bile geçirseniz eğer psikolojik dayanıklılığınız ve sağlamlığınız yerindeyse frene basarsınız refleksif olarak. Ama eğer siz psikolojik sağlığınızı kaybettiyseniz otobüsü giden otobüsü bırakır, size şemsiyeyle vuran adama çullanabilirsiniz. Halbuki o şoför dursa, otobüsü durdursa, sonra adamı güzel dövse kimse niye dövdün demezdi yani. Evet. Ya da emniyet güçlerine teslim etse. Kimse ona bir şey demezdi. Ama bakın Fenerbahçe otobüsü Trabzon'dan İstanbul'a dönerken Rize'de şoförü kurşunlandı. O adam bile kurşun yemesine rağmen ne yaptı? Frene bastı. İşte psikolojik dayanıklılığınız yerinde olsa akıl dolu kararlar verebiliyorsunuz. Ama psikolojik dayanıklılığınızı kaybettiğiniz anda bir şemsiyeyi yediğiniz zaman ayağa kalkıp giden otobüsü devirip içindeki insanların hepsinin canını tehlikeye atabiliyorsunuz. Psikolojik dayanıklılık böyle bir bardak gibi düşünün. Bu bardak doldu 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 artık son damla damlatacak. Bir balon gibi düşünün. Balona havayı verirsiniz, verirsiniz, şişer, 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 şişer. Artık bir daha üflediğiniz zaman balon içine onun dayanıklılığı kalmaz artık, patlar gider. Halbuki ne yapmak lazım? O psikolojik stres faktörlerini, psikolojik risk faktörlerini ara ara azaltıp balonu yumuşatmak lazım. Onu bir iki nefeste verseniz patlamaz artık. Yani bardağın yarısını doldursanız, yarısı boş olsa ona damlayacak 3-4 damla. Onu ne yapmaz? Taşırmaz. İşte taşmak üzere olmak, taşar duruma gelmek, ilk damlada taşacak kıvamda bulunmak nedir? İşte psikolojik bağışıklık, dayanıklılık, psikolojik sağlamlık noktalarında bizim durumumuzu gösteren İyi bir anladım. hali, haliyeti ruhiyedir. Evet. Yani aklı selim, ruhu selim Hı. olabilmektir aslında bir yerde de. Siz Evet. varoluş üzerine de çalışıyorsunuz. Onunla alakalı da şimdi bir söz almış olayım. O konuyla ilgili de ayrı bir yayın yapalım. Çünkü ben kendi adıma söyleyeyim, dinlemelere doyamıyorum. O yüzden sizinle bir başka konuda da varoluş üzerine konuşmak isterim. Peki hocam, bu sürecin psikolojik yansımalarını, hani şu an içindeyiz bu sürecin, şöyle mi acaba? Bir deprem anındayız sanki. Depremi yaşıyoruz, sallanıyoruz. Şu an çok kıpırdayamıyoruz aslında, ama deprem durduğunda kendimizi dışarı attığımızda fark ettiğimizde, tam idrak edebildiğimizde ve artçılar başladığında aslında panik hali daha da artacak, artıyor. Evet. Karmaşa beraberinde geliyor. Öyle bir süreç bekliyor bizi diyebilir miyiz? Sizin çünkü yaptığınız detaylı anket çalışmaları Hı. da var. Onların sonuçlarını da web sitenizde yayınladınız. Ne dersiniz bu konu hakkında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu
ilk şok etkilerini yaşıyoruz. Ama artık yavaş yavaş bazı şeyleri geçen bir televizyon programında artık alıştık mı hocam dedik. Yani sunucu dedi hocam alıştık mı buna dedi. Alışmak çok kötü bir şey. Gerçekten bu alışılacak bir şey değil. Yani şimdi insanlarımız bu korkuya, kaygıya tabii ki korkacağız. Tabii ki kaygılanacağız. Zaten bir insan korkmuyorsa, kaygılanmıyorsa anormal bir insan. Ne demek ya? Binlerce insan öldü dünyada. Binlerce insan nefes alamadan zor zor yaşıyor. Yani o insanların bir dakikasını yaşamak istemeyiz. Çok zor gerçekten. Ve bunlardan hiçbir şey olmamış gibi hayata devam edemeyiz. İnsanız ve bundan etkileneceğiz. Tesir altında kalıp müteessir olacağız. Eğer müteessir olmuyorsak, eğer bundan dolayı tesir altında kalmıyorsak, üzülmüyorsak, korkmuyorsak, kaygılanmıyorsak, bir kere bizim kalbimiz kurumuş demektir. Biz insanlığımızı kaybetmişiz demektir. Bir kere bir korkacağız. Ama panik haline gelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız da çok güzel tanımladı. Ben o tanımı çok doğru yerinde buluyorum. Dedi ki, yani ne panik halinde olacağız, ne de rehavete kapılacağız. Teyakkuzda olacağız, dikkatli olacağız. Ama yaşam sevincimizi kaybetmeyeceğiz. Ama rutinimizi kaybetmeyeceğiz. Ama üretimimizi kaybetmeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar sağlığımızı en iyi şekilde koruyarak hayatı sürdürmeye devam etmek zorundayız. Çünkü virüs Dengeden dediğim gibi bahsediyorsunuz. sadece bedenimize değil, aynı zamanda evet. Zehra sen durdun konuşmaya devam edelim. Evet. Evet, sen bir dondun. Geldin şimdi. Sesin yok. Ben devam edeyim. Sesim geliyordur belki. Gelmiyorsa tekrar ederiz. Gelmiyor. Sesin gelmiyor. Arkadaşlar bir teknik arıza oldu. Sesimi duyuyor musunuz şu an? Peki. Ömer hocamızı bağlantıyı. Evet. Ömer hocamızı bekliyorum. Ömer hocam duyuyor musunuz? Şu an duyuyorum evet. Aha. Yayın kesildi kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu saatlerde çok fazla giriş oluyor sanırım. Yoğunluk kaynaklıdır diye düşünüyorum. Peki Ömer hocam psikolojik taraflarından, yansımalarından ve olabileceklerden bahsederken biraz da dengeyi vurguladınız aslında. Bu denge hali aslında çok da güzel özetlemiş. Denge hayatımızın her alanında, işte duygularımızı yönetmede de, kaygıyla başa çıkmada da, işte bu süreçte de her noktada önemli tarafını görüyoruz, değil mi? Evet, çok önemli. Yani ne ifrat ne tefrit, itidalli olmak zorundayız. Bu bizim zaten en temeldeki ölçümüzdür her zaman. Yani harcarken de savurgan olmayacağız, cimri olmayacağız, itidalli olacağız. Severken de ölçüsüz sevmeyeceğiz veya sevgisiz bırakmayacağız. Yani bu hep itidalli olmak bizim için iyi. Kaygı, korku da aynı şekilde. Bizi öldürmeyen korku bizi aslında güçlendirir, kaygı bizi güçlendirir. Korkacağız ve kaygılanacağız ki teyakkuzda olalım. Aşırı korkmayacağız ki hayata devam edebilirim. Orta şekil, orta karar bir kaygı ve korku aslında bizi bu virüs riskine, tehlikesine karşı teyakkuzda tutacak ve ona karşı bizi daha uyanık, daha dikkatli, daha özenli ve daha refleksif hale getireceği için orta düzeyde kaygıyı herkese öneriyoruz. Tabii böyle mi oluyor? Olmuyor.
tabii ne olacak? İnsanların bazıları zaten geçmişte bir takım travmalar yaşamış, zorluklar yaşamış. Belki bir yakın kaybı var. Gerçekten çok üzülmesi gereken hep bizi başımıza gelse biz de üzüleceğiz yani. Dolayısıyla korkacağız, kaygılanacağız. Burada bazen ölçüyü yaşadıklarından dolayı kaçıranlar olabilir. Bazen kendi fıtratındaki eksiklik veya fazlalıktan dolayı kaçıranlar olabiliyor. İşte burada bizim bu insanlara destek olmamız lazım, ruh sağlığı uzmanları olarak. Onlara yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Bu sürecin geçici olduğunu, önemli olan bu süreci ne kadar az hasar alarak sona erdireceğimizi anlatmamız lazım. Çünkü fizyolojik hastalık geçer ama bahsettiğiniz gibi bu hastalığın psikolojik etkileri daha uzun soluklu kalabilir. Sosyal etkileri kalabilir. Bakın insanlar birbirlerine zarar vermeye başladılar sokaklarda. İşte sağlık personelini dövenler, güvenlik görevlerini dövenler, ne bileyim yaşlılarla dalga geçenler, alay edenler, onları taciz edenler, rahatsız edenler. Bakın yani yaşadığımız şey çok acı. Yaşlılara yönelik o davranışları çok olumlu bulmuyoruz hiçbirimiz. Niçin? Çünkü onlar bizim yaşımız değil aslında. Onlar ihtiyar yani hatırı gözetilen kişiler, hatırı olan kişiler, seçilmiş kişiler. Biz onlara öyle bakmak zorundayız ve burada yanlış bir dil kullanıldığı için maalesef sanki hastalığı yaşlılar yayıyormuş gibi sokaktaki hastaları genç vatandaşlarımız rahatsız ettiler. Halbuki gençlerin sokakta bulunması yaşlıların bulunmasından daha zararlı. Biz yaşlara zarar yani ihtiyarlara zarar gelmesin diye öyle bir söylemi daha doğru bir dille kullansak daha güzel olurdu. İşte bizim orada psikososyal pandemi danışma kurulu dediğimiz şey bu kelimeleri, bu sözcükleri tek tek inceleyip evet bu doğru kelime, bu doğru ifade, bu insanların anlayacağı, maksadını aşmayacak bir ifade diyebilecek bir kurul olmalı. Yani neyin nasıl yapılacağını, ne zaman yapılması gerektiğini, ne kadar yapılması gerektiğine karar verecek. Psikososyal olası riskleri azaltacak bir kurula ihtiyaç vardı. Ve toplum bilimleri diye bir kurul kuruldu. İçinde kimler olacak? İşte bizim tavsiyemiz ergoterapistinden, bakın sosyal hizmet uzmanından, sosyologundan, psikoloğundan, psikolojik danışmanından, çocuk gelişim uzmanından, yani spor egzersiz bölümü, özel eğitim uzmanlığından tutun da işte artık çalışma ekonomisine kadar birçok disiplinler arası bir çalışma olacak burada. Çünkü iş hayatındaki psikoloji çok önemli. Ev hayatında aile danışmanlarının olması lazım bu kurullarda. Çünkü bakın Allah korusun her yerde söylemeye çalışıyoruz. Bu işin sonunda birçok aile ilk defa 24 saatini beraber geçiriyor. Kaç gündür? Tam zamanlı evde mesai yapıyorlar. Ve insan sevdiğine bile bazen 24 saat katlanamaz. Bu kaç gün böyle oldu, kaç gün daha devam edecek. Yani insan bir değişiklik istiyor ama değişiklik yapma imkanı yok. Bazı şeyler gözlerinde büyüyor, tahammülsüzlükler artabiliyor. Kavgalar artabiliyor, çocuklarla yetişkinlerin, gençlerin özellikle tartışmalar artabiliyor. Bundan dolayı da ne oluyor? Ailede hırgür, kavga, tartışma, Allah korusun diyorum, bu işin açıl sonucu adliyelerde bitmesin yani. Ve vatandaşlarımıza her yerde söylemeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki kriz anında karar verilmez. Olur, kavga edilmiştir, tartışılmıştır. Ya hiç benim tanımadığım bir insan çıktı karşı. Bu dönemde biz kendimizi de tanımıyoruz ki. Zaten bu dönem bizim kendimizi tanıyabileceğimiz en önemli dönem. Yani iç yolculuğumuza çıkacak en önemli dönem. Biz... Sorulardan biri de bu. Efendim? Sorulardan biri de buydu. Bu süreç insanın hayatına bir yatırım mıdır? Yoksa sadece şu onu bunaltan, yıpratan bir süreç midir? Nasıl Yani bu yorumlarsın? insanın kendi tercihine bağlı. İsterse insan bu dönemde kendisini ve çevresini yıpratıp zarar verebilir. İsterse bunu bir fırsat olup görüp bunu kendini geliştirmek için değerlendirebilir. Çünkü acı bir dönemden, zor bir dönemden geçiyoruz. Ama hayatımızda hiçbir zaman kendimize vakit ayırabileceğimiz bu kadar geniş bir vaktimiz bir daha olmayacak. Onun için hazır vaktimiz varken kendimizi tanımak için, kendi iç yolculuğumuza gidebilmek için bu fırsatı değerlendirelim. Bir acı çekiyoruz. Acılar bizi olgunlaştırır. İnsan bir zorlukla karşılaştığı zaman o zorluktan ya kaçar ya da onunla savaşır. Yani bu hastalıkla ilgili ben korkmuyorum, bana bir şey olmaz diyenler işte aynı bu savunmacı savunma mekanizmasını, inkar savunma mekanizmasını kullanıyorlar. Diyorlar kaçmadır aslında. Bu da bir kaçmadır. Kaçıştır. Bana hastalıktan bir şey olmaz. Öbürü de ne yapıyor? Saldırganlaşıyor. Bunlar doğru tepkiler değil. Burada hem olanları iyi anlamak, hem kendimizi iyi anlamak, hem de ailemize huzurlu olmak için
kendi iş dünyamıza yolculuk yapalım. Ailede eşler arasında ne yapmak lazım? Daha hoşgörülü, daha anlayışlı, daha diğer gam, daha toleranslı, daha sevgi dolu, daha farklı etkinliklerle o güne kadar kendimizi ve çocuklarımızı keşfetmediğimiz özelliklerini görmeye çalışmamız lazım. Resim yeteneğine bakalım, müzik yeteneğine bakalım, görsel tasarımına bakalım, tiyatral yeteneğine bakalım, evde grup çalışmaları yapalım, oyunlar oynayalım. Derneğimizin web sitesinde bunlarla ilgili bir sürü etkinlik yayınladık. Vatandaşlarımız gidip oradan izleyebilirler. Hocam sorulardan bir tanesi de şu, sizi bulmuşken sormak isterim. Yaşça küçük çocuklara bunu nasıl anlatacağız? Yani hani fazla bilgi vermek çocuğun her konuda her zaman zararınadır ya. Bunu dengeli bir şekilde nasıl anlatmalı çocuğa? Aile, ilkokul, ortaokul velilerinden çok bu noktada soru aldım. Nasıl anlatılmalı? Şimdi bir kere çocukların anlayacağı dilde sade, az, öz ve kafalarını karıştırmayacak, ayrıntıya girmeyecek şekilde. Bir hastalık zaman zaman işte sebzeler hastalanır, hayvanlar hastalanır, insanlar hastalanır. Temizliğe dikkat edilmediği zaman hastalık olabilir. Başka bir şey olduğu zaman hastalık olabilir. Biz de dikkat edeceğiz. Hep beraber bu dikkatlerimizi yerine getirdiğimizde inşallah bu hastalık bize bulaşmayacak. Bunu anlatabiliriz. Benim 3 yaşında oğlum var. Okuma yazması yok. Ama sağ olun. İşte bizim oturduğumuz sitenin bahçesi, oyun grubu alanını da kapattılar çocuklar girip çıkmasınlar diye. Çünkü çocuklar da bulaştırırlar, evlere götürürler diye. Orada bir kağıt koymuşlar. Diyor ki benim oğlum, nereden biliyor işte? Burada hastalık var, çocuklar giremez yazıyor. Aslında orada ne yazdığını bile bilmiyor yani. Orada siz Japonca da harfleri koysanız ama onun anlamını anlamış çocuk. Çocuklar anlıyorlar. Siz onlara anlatmazsanız onlar başka şeylerle anlamlandırıyorlar, bu tehlikeli. Onun için siz doğrusunu anlatın. Onların anlayacak, sorduğu kadar, merak ettiği kadar az, öz ve net anlatın. Daha ayrıntı sorarsa daha ayrıntısını az az anlatın. Yani her şeyi bir anda da böyle kamyondan boşaltır gibi indirmeyin. Çocuklara evde etkinlikler yaparak onların zihin dünyalarını, bu mesela haberleri falan çok sık sık izletmemek lazım. Sürekli televizyon, internet de vermemek lazım. Ama mecbur anne babalar bunu evde yapıyorlar. Bunu duyuyoruz. Bazen biz de yapıyoruz. Psikologlar da yapıyoruz. Yani başkalarını öneriyoruz da biz ne yapıyoruz? Çocuklar zaman zaman çizgi film izliyorlar, izleyecekler ama günün tamamını çizgi filmle geçirmeyecekler. EBA'ları var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği dersleri takip edecekler. Benim ortanca oğlumun çok harika bir öğretmeni var. Her gün Instagram'dan kitap okuma grupları yapıyorlar. Öğrencilerle okuyorlar. Yani harika bir şey. Sanki çocuk, yani böyle öğretmenlere böyle örnekleri çoğaltmak lazım. Geçen gün televizyonda bir tane öğretmen masayı çevirmiş, yazı tahtası yapmış öğrencilerle canlı yayın. Ne güzel yani. Gerçekten insanımız çok kıymetli. Çok değerli bir miras var geleneğimizde. Onları yaşatıyoruz. Böyle güzel örnekleri göstermek, yaşatmak lazım. Haberlerde onları çıkartmak lazım. Çocuklara evde gene yapacakları güzel etkinlikler koyduk biz web sitemize. Onları ruhsal derneğimizin sitesinden alabilirler. Mesela biz çocuklara yalnız kaldıklarını düşünüyoruz bu dönemde. Olayları anlamlandırmakta zorlanıyorlar ve kendilerini yalnız hissediyorlar. Yani ben niye evdeyim? Yani güzelim, sadece sen evde değilsin, herkes evde. Bak, karşı komşunun çocuğu da evde. Karşı apartmandaki çocuğun, ailenin çocuğu da evde. Ama çocuklar bunları bilmiyorlar, görmüyorlar. En başından beri söylediğimiz bir şey var bu konuyla ilgili. Her çocuk bir güneş resmi, gülen güneş, iyi güzel günler gelecek resmi yapsın, camına koysun. Ve çocuk camdan dışarı baktığı zaman, aa yalnız değilim, şu evde de bir çocuk benim gibi sıkılıyor. Anlatıyorum, bu çocuğu yalnız hissettirmeyecek. Bu yaşadığı dışarı çıkamama, ev hapsi, tabii ki ev hapsi yani ama biz belki daha güzel bir kelime bulsak da keşke söylesek. Ama evdeyiz yani. Çocuk da bunu hissediyor, dışarı çıkamadığını hissediyor. Dolayısıyla da bunu anlamlandırmakta zorlanıyor. Niye ya? Sonuçta gözle görmeyen bir şey mikrop yani. Ne? Hani kedi değil, köpek değil. Neden korkuyoruz diyor. Belki başka şeyler düşünüyor hayal dünyasına göre. O yüzden hani yalnız olmadığını onlara göstermekte de fayda var. Peki Ömer Bey, bu noktada sizin de ekibinizde çok fazla uzman arkadaş çalışıyor. Uzman arkadaşlarımıza ne öneriyorsunuz bu süreçte? Uzman arkadaşlarımız sağ olsunlar, online terapi yapıyorlar. Bu çok değerli bir katkı yani. Evet. Birçok, mesela biz Ruh Sağlığı Derneği olarak ücretsiz online terapi yapalım diye meslektaşlarımıza çağrı yaptık.
ihtiyaç sahibi insanlar size ulaştığında ofisimiz kapalı demeyin. Uzaktan da olsa şimdilik geçici bir destek verin. Daha sonra ofisiniz açıldığında yüzde destek vermeye devam edersiniz. Ama şu an ihtiyaçları var ve bu insanların bu ihtiyaçlarını gidermekten mahrum kalmasını sağlamak durumunda değiliz. Böyle bir lüksümüz yok. Biz duyuru yaptık meslektaşlarımıza. Sağ olsunlar. Onlar dediler ki ben gönüllü olurum. Ben haftada 2 vaka görürüm, 3 vaka görürüm, online terapi yaparım diye. Onlarca meslektaşımız bize başvuru yaptı. Kendi derneğimizin üyeleri içerisinden de var. Zaten bunu bir sürü kurum yaptı sağ olsunlar daha sonra. Şu an İl Sağlık Müdürlüğü de çok güzel bir çalışma yaptı. Herkes yapıyor elinden. Yani ben şuna çok eminim. Bu sınavı en iyi ruhsal uzmanları verdi. Gerçekten her akşam bir psikolog, bir başka psikolog canlı yayında vatandaşı bilgilendirmeye çalışıyor. Instagram'da, WhatsApp'ta, YouTube'da. Onlarca insan, yüzlerce meslektaşımız, binlerce konuda seminerler vermişler. Ve ben bir arkadaşımdan bugün rica ettim. Ruh Sağlığı Derneği olarak biz şöyle bir çalışma yapalım dedik. Bu süre zarfında kaç tane meslektaşımız, kaç tane seminer yapmış, kaç kişiye ulaşmış, kaç tane meslektaşımız online terapi yapmış. Bunların istatistiğini çıkartalım ve bunu biz bu mesleğe mensup olarak gururla taşıyalım. Gerçekten bu süreci en iyi sahiplenen, kimseden bir emir gelmeden, talimat gelmeden ben ne yapabilirim diyerek fedakarca ortaya çıkan en önemli meslek gruplarından birisiyiz. Yani sağlıkçıların yerini tutamayız, güvenlikçilerin yerini tutamayız. Onlar bizim başımızın üstünde ama hani bu sektörlerin dışında evinde oturanlar içerisinde gerçekten topluma en büyük katkıyı gene psikologlar verdi. Yani aynı şekilde bakın bizim sosyal bilimlerle ilgili diğer branşlar var. Neredeler? Neredeler yani? Yoklar. Olmaları lazımdı. Hepsinin olması lazım. Ben branş söylemiyorum. Herkes kendisini biliyor. Ama psikologların şu topluma sahiplenmesi ve sahip çıkışı kadar başka branşta ben bunu görmedim. Bu bir meslektaş olarak gurur duydum buna. Neler yaptık biz mesela? Onları da söyleyeyim kısaca. İşte ücretsiz online terapiler yaptık. Ücretsiz eğitimler yaptık. Ne tür eğitimler? İşte bizim psikoterapi videoları portalımız var. Psikoterapi videoları diye Instagram hesabı da vardı onun. Normalde bizim daha sonra onları yayın açmayı planladığımız dünyaca meşhur psikoterapistlerin ve terapi kuramların kurucuların seans videoları vardı. Yani hani bir şey anlatmıyor. Seansın videosunu çekiyor adam. Daha ne gösterebilir ki size yani. Dünyada daha çok görmek isteyeceğiniz ne olabilirdi yani? Irvin Yolam'ın seans odasına gidiyorsunuz. Evet. Ben de yararlanıyorum bu videolarda. Evet, evet. Kendime adıma çok çok teşekkür ederim. Dehşet bir fayda sağladınız bu süreçte. İnsanlar evde otururken de zamanlarını boş geçirmesinler. Meslektaşım. Çok kıymetli aynen. Bir hizmetti. Çok teşekkürler. Gerçekten o da iyi bir şey oldu. Bunun dışında eğitimler de yaptık. İşte hasta yakını, ölüm ve yas, psikolojik sağlamlık, şimdi travma sonrası stres bozukluğu geliyor, psikolojik yardım geliyor, travma testleri, eğitimleri geliyor. Bunlardan bir tanesinin de tamamı yüklendi web sitesine diyebiliriz. Evet. Canlı yayında, ücretsiz canlı yayına katılamayanlar psikolojik sağlamlık eğitimini internet sitemizden ücretsiz bir şekilde şu an hala izleyebiliyorlar. Kesinlikle yani, izlesinler, izlemeyenler varsa. 2 saatlik harikulade bir eğitim. Hocamız bu konularda dünyanın en iyi isimlerinden bir tanesi. En iyi insanlarından bir tanesi. Sağ olsun. Ben söyledim hocam bunu kaçıran, yetişemeyenler var. Nasıl yapalım? Ömer dedi indiremeyecekleri bir şekilde koy. İsteyen istediği kadar izlesin dedi. Ama duyuyoruz. İnsanlar telefonları veya kameraları tutup ekran bedava ya. Kimse almıyor ki orada duruyor. Niye çekiyorsunuz yani? Hoca bize o şartla veriyor ama duyuyoruz yani insanlar farklı olabilir. Ömer Bey, şimdi bu evde kalma sürecinde hem evet meslektaşlarımız tarafını anlattınız ama bizi dinleyen izleyenlerimiz ve ben bu programı kaydını YouTube'a koyacağım. Müsaadeniz olursa eğer daha çok kişi faydalansın diye. Uyumazsam sonuna doğru uyuyayım. Bak, sözü konuşmayı çok uzatma, her an uyuyabilir. Tamam, teşekkürler tamam. Bu halde evet, evet. Son soru, bu evde kalma sürecini fırsata çevirmede neler tavsiye edersiniz bizi dinleyen ve dinleyecek olanlara? Yani evde kalma sürecinde bir iyilik yapın. Her gün muhakkak
bir iyilik yapın. Çünkü iyilik yapmak aslında güçlünün zayıfa, zenginin fakire, üstün asta, çok bilenin az yönü, bir az bilene yönelik yapmış olduğu bir yardım eylemi değildir. İyilik yapmak insanın kendisine yönelik yapmış olduğu bir iyilik yardım eylemidir. Dolayısıyla sizin bir insana fayda olabilmeniz için illa onun yanında olmanız gerekmiyor. Zaten bir iyilik yaptığınızda sağ elinize yaptığınızı sol eliniz bilmesin. Uzaktan yapabileceğiniz o kadar çok iyilikler var ki onları yapmaya çalışın. İki tane de dargını barıştırın. Varsa bir dargın olduğunu siz barışın. Yaşlınızı arayın. Hürmet ettiğiniz birisini arayın. Böyle güzel güzel bir sürü iyilikler yapın. Evdeki süreci böyle geçirmek bir. İkincisi kendi içinize doğru bir yolculuğa çıkın. Yani benim sevdiğim şeyler neler, hoşlandığım şeyler neler. Ben bu süreçte hayatımın anlamını tekrar bir daha sorgulama ihtiyacı hissettim mi? Ben hissettim yani. İşte yıllardır hayatın anlamını anlatan ben hissettim. Siz de bir zahmet hissedin. Yani ben logoterapi eğitimci eğitim almışım. Logoterapistim. Her yerde işte hayat senden ne bekliyor diye hayatın anlamını anlatıyorum. Ama gerçekten söylüyorum. Ben bile tekrar hayatın anlamını ya bir daha bu veriler ışığında, bu yaşadıklarım ışığında bir daha gözden geçirmelisin diye sarsıldım. Yani geçen bir programda söyledim arkadaşlara konunun vahametini anlamaları için. Bütün hani bir insana gözün alabildiği kadar bir mülk verseniz, İstanbul'u verseniz, gayrimenkul, işte menkul, bütün değerlerini İstanbul'un verseniz. Yani o adamdan dünyadaki en varlıklı insan olur değil mi? Ama bakın, İstanbul'da insan yok ki. İnsan yokken İstanbul'un bir anlamı yok. Size dünyanın tamamı, bütün menkul değerli, gayrimenkullerini verseler. Eğer sevdiğiniz insanlar hayatta yoksa, insanlar sokakta yoksa, sevmez insan, ya insan düşmanını da arar ya. İnsan olmadığı zaman, insan olsun da, insan olsun da düşman olsun, onu bile arar yani. Sokakları öyle boş görünce o kadar içim sızlıyor ki. Ama geçecek. Buna sabredeceğiz. Dikkatli olacağız. Evde kalacağız. Tabii biz sağlık çalışanları bir takım hizmetleri sunmak için her zaman evde olamıyoruz. Evde olabildiğimiz zamanlar daha az. Dışarıda hizmet vermek zorundayız. Ama gerçekten dışarıların hali çok iç burucu. Evet, içim buruluyor, burukluyor yani dışarıda gezerken. O cıvıl cıvıl yerleri bomboş gördüğüm zaman bu bilim kurgu filmlerinde hani bir şehir yok oluyor falan bomboş oluyor. O sahneler ya. Hayat birden anlamsızlaşıyor yani o insanları görmeyince. Hayat sizde anlamlı, onun için kendinize iyi bakın. Ömer Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Emeklerinize sağlık. Yaptıklarınız çok kıymetli. Daha yapacağınız ve yapacağımız çok şey var. İnşallah. Teşekkür ederim. Dikkat edin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla. Sağ olun. Sağ olun. Evet, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yarın akşam da